أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد değerli izleyiciler bugün sizlerle 30 sahabe hayatı programı bağlamında Hazreti Hasan radıyallahu anhu konuşacağız. Hazreti Hasan radıyallahu anhu Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali radıyallahu anhun evliliklerinin semeresi, meyvesi olarak hicretin 3. yılında Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir. Medine-i Münevvere'de Ramazan'ın ortasında, farklı rivayetler var ama çoğunluğun hemfikir olduğu görüş, Ramazan'ın 15'inde Hazreti Hasan radıyallahu anhu dünyaya gelmiş. Dünyaya gelmesi hem kendi ailesini, anne babasını sevindirdiği kadar dedesi olan kainatın efendisi Yüce Peygamberimizi de çok mutlu kılmıştır. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam haberi alır almaz Hazreti Fatıma'nın evine gelir ve verin bana oğlumu der. Hazreti Fatıma yavru bebeği babası kainatın efendisi peygamberimize sunduğunda Hazreti Ali'ye sorar. Adını ne koydunuz? Hazreti Ali harp ismini verdiğini söyler. Peygamberimiz hayır der. Bunun adı Hasan, el-Hasan, Arapça ifadesiyle el-Hasan der. Bu isim Hazreti Ali tarafından neden harp olarak verilmiştir? Ulema, tarihçilerimiz, siyer yazıcılarımız farklı görüşler serdederler bu hususta. Hazreti Hasan'a harp ismini vermek istediği gibi ikinci oğlu Hazreti Hüseyin'e de aynı ismi vermek ister. Peygamberimiz yine engel olur. Hayır der. Hazreti Hüseyin'in ismini verir. Üçüncü oğlu Muhsin ya da Muhassin. Her iki rivayette var. Muhassin ismini de Muhassin isimli çocuğuna da harp ismini vermek isterken Hazreti Ali Peygamberimiz ona da bu isimleri. Rivayet olunur ki bu üç isim de o güne kadar hiç kimseye verilmemiş isimler olduğu için Peygamberimiz cennet ehlinin isimleri olarak bunları verir. Hazreti Ali savaşçı, ilmi kişiliği öne çıkmakla birlikte cengaver ruhlu, kahramanlığı ile de ön plandadır bildiğiniz gibi. O yüzden bu ismi verdiği, bu ismiye karşı bir sevgisinin olduğu aktarılır. Makul bir gerekçe gözüküyor. Evet, Hazreti Hasan dünyaya gelmiştir. Peygamberimiz verin bana oğlumu, onu evladı gibi benimser ve ona ismini önce sağ kulağına ezan okuyarak, sol kulağına da kamet getirerek ismini bu şekilde vermiş olur Peygamber aleyhissalatü vesselam. Aynı zamanda bu uygulama bize tevarüs eden nebevi bir uygulamadır. Çocuklarımıza isimlerini verirken biz de sağ kulağına ezanı, sol kulaklarına da kamet getirerek isimlerini veririz. Evet, Peygamberimiz bununla da kalmamış. Araplarda tehnik diye bir olay vardır. Yani bir şeyi, tatlı bir şeyi ağzına alıp ezerek, iyice onu küçük parçalara getirerek onu çocuğun ağzına verirlermiş. Peygamberimiz de
Bu efendim uygulamayı Hazreti Hasan da yapıyor. Bir hurma alıyor ağzına, iyice eziyor. Onu Hazreti Hasan yavru bebeğin ağzına sürüyor ki Fem-i Şerif'ten, peygamberimizden gelen bir şey ile ilk efendim belki de dünya gıdasını alıyor anne sütünden sonra. Evet, Hazreti Hasan radıyallahu anhu emirul müminindir. İbnü emirul müminin, emirul müminin de oğludur. Nihayetinde bu makamları kendisi, babası ve kainatın efendisi de bütün insanlık aleminin efendisi olarak, efendi, seyit olarak yerini almışlardır. Hazreti Hasan radıyallahu anhu bu uygulamadan sonra 7. günü, doğumundan sonra 7. gününde peygamberimiz geliyor. Kızı Fatıma'ya diyor ki bunun saçını tıraş edin. Ağırlığınca da o oluşan saç telleri ağırlığınca altın ya da gümüş olarak fakir fukaraya tasadduk edin diyor. Peygamberimizin tavsiyesini yerine getiren Hazreti Fatıma bunu da böylelikle yerine getirmiş oluyor. Rivayetlerde aynı gün aynı zamanda akika kurbanının da kesildiği, peygamberimiz Hazreti Hasan için bir rivayette bir koç kurban ediyor, başka bir rivayette kepçen kepçen kepçeyn kepçeyn, yani iki koç da kurban ettiği rivayeti vardır. Ama en azından bir tanesini ettiğini biliyoruz biz. Ki bu akika uygulamasını da peygamberimiz bu vesileyle bize bir uygulama olarak bizlere bırakıyor. Yine bildiğiniz gibi Hazreti Ali Hasan'ın dünyaya gelişinde Araplarda bir gelenek, çocuk dünyaya gelince müjde. Bizde de vardır biliyorsunuz. O müjde, müjde, müjde mi isterim deriz değil mi? Peygamberimiz de ona, onu müjdeleyene böyle çok güzel iltifatlarda bulunduğu rivayet ediliyor. Mutlaka hediyesini de takdim etmiştir. Allahu alem. Hazreti Hasan kendisinden sonra dünyaya gelen, aralarındaki şey de çok fazla değildir. Bir yıl. 3 Hicri 3. yılında Hazreti Hasan, 4. yılında Hazreti Hüseyin dünyaya geliyor. Yani 625 miladide Şubat ayında Hazreti Hasan, 626 Ocak ayında efendim Hazreti Hüseyin'in dünyaya geldiği rivayeti vardır. Hazreti Hasan bu ilk torun olması, peygamberimizin ilk torunu olması hasebiyle yoğun bir ilgi, sevgi, muhabbetle karşılanıyor. Anne babasının ilgisinin yanında kainatın efendisinin ilgisi de üzerlerinden hiç eksik olmuyor. Böyle bir ortamda yetişen bir kimse için herhalde söylenecek şey, keşke biz de o havayı, o ilgiyi görseydik. Ama keşke dememize gerek yok. Değerli izleyicilerimiz, biz de evlatlarımıza, peygamberimizin evlatlarına, torunlarına göstermiş olduğu ilgiyi göstermemiz açısından bu paylaşımı yapıyorum ki inşallah istifade ederek o uygulamayı hayatımıza, çocuklarımıza biz de tatbik ederiz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o ilgisini vefatına kadar sürdürüyor. Hazreti Peygamber'in vefatı hicretin 10. yılı olduğuna göre yaklaşık 7 yaşına. Yani bir insanın hayatındaki iki dönemi Hazreti Hasan peygamberimizin hayatında yaşıyor. Bir
cenin dönemi derler. Hamilelik dönemindeyken biz anne karnındaki döneme cenin dönemi deriz. Ondan sonra çocukluk dönemi başlar. 0-7 yaş arası. 7 yaşını bitirdiğini varsayarsak temyiz yaşına da adım atarak Peygamberimizin hayatında onunla birlikte oluyor Hazreti Hasan. Bu bebeklik ve çocukluk dönemlerinde Hazreti Hasan'ı Peygamberimiz çok sevmiş. Hatta kucağına alır, okşar, koklar, öper ve ashabına dermiş ki ben bunu seviyorum, siz de bunu sevin. Daha sonra Hazreti Hüseyin de dünyaya gelince onlar da çocukken bu ikisini göstererek ben bunları seviyorum, siz de seviniz. Bunları seven beni sevmiştir. Bunlara buğz eden bana buğz etmiştir gibi Ehl-i Beyt sevgisini ashabına bir miras olarak, önemli bir miras olarak, tavsiye olarak bırakmıştır Yüce Peygamberimiz. O yüzden gerçekten bizler de Allah'ın Resulü'nün ashabı gibi onları çok severiz. Onları hakikaten, onların yeri bizim açımızdan çok çok önemlidir. Neden? Peygamberimizin emaneti olarak, onun bir tavsiyesi olarak onları severiz. Ve Hazreti Peygamber'in neslinin devamını sağlayan bu iki evladı, Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan olma aslında 5 tane çocuğu vardır. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Muhassin. Muhassin'in küçük yaşta öldüğü rivayet edilir. Hazreti Hüseyin'i de zaten biliyorsunuz Kerbela'da şehit edilmiştir. Ümmü Gülsüm'le ilgili, Ümmü Gülsüm birkaç evlilik geçirir. Yani ondan da nesli devam ettiği söylenir Hazreti Hasan'la birlikte. Evet, Hazreti Hasan Peygamberimizin bu ilgisini çocukluğunda ve gençliğe, yani temiz yaşına ilk adım attığı döneme kadar görür. Hatta bir gün Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de ashabına bir konuyu anlatırken minber üzerinde Hazreti Hasan öyle artık emeklemekten kurtulmuş çocukluk yaşında pataküte tabiri caizse mescitte Peygamberimize doğru ilerlerken Peygamberimiz minberden iniyor, alıyor, kucaklıyor, öpüyor, okşuyor ve tekrar evine götürüyor. Ve orada şöyle diyor, ben onu seviyorum, siz de onu sevin. Bu ifadeyi birkaç defasında. Yine bir gün Hazreti Hasan ile Hüseyin'i radıyallahu anhüme oynarken Peygamberimiz gidiyor, onları seviyor, okşuyor. Bu arada Akra ismi bin Habis ismindeki bir sahabi Peygamberimize diyor ki sen öpüyor musun bu çocukları? Evet diyor. Benim diyor onlar gibi 10 tane çocuğum var. Hiçbirisini ne öpmüşüm ne okşamışım. Yani bağrıma basmışım. Peygamberimiz de diyor ki Allah kalbinden merhameti almışsa ben ne yapabilirim? Bir başka rivayette men yerham yurham. Kim merhamet ederse ona merhamet edilir. Bir başka rivayetinde İrham men fil ardı yerham men fis semavat. Siz yeryüzündekilere merhamet ederseniz gökteki de size merhamet eder buyuruyor. Yani rahmet peygamberi çocuğu konumunda olan torunlarına bu merhameti, sevgiyi göstermesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Ama Peygamberimiz hakikaten çok sevmiş. Bizler de onları seviyoruz. Evlatlarımızın da onlar gibi o terbiyeyle yetişmesini hep ümit ediyoruz. Onlar için, onların bu terbiyeyi alması için gayret içerisinde oluyoruz. Hazreti Peygamberimiz vefatından sonra Hazreti
Ebu Bekir'in hilafeti. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, yani Peygamberimizin torunları Allah'ın Resulü'nün halifelerinden o ilgiden mahrum kalmıyorlar. O ilgiyi görüyorlar. Hazreti Ebu Bekir de o alır, okşar, küçükken tabii ki halifeliği döneminde artık büyümüştür. Onlara itina gösterir, yetişmeleri için eğitimleri hususunda da ilgilendiği hususunda rivayetler vardır. Ayrıca Hazreti Ömer radıyallahu anh aynı şekilde aynı ilgiyi kesinlikle gösteriyor. O ilgiden mahrum bırakmıyor Peygamberimizin torunlarını. Hazreti Osman, nihayetinde Hazreti Ali radıyallahu anh. Burada Hazreti Hasan'ın gençliği ve babasıyla olan ilişkilerinden de kısaca bahsetmek isterim. Hazreti Hasan tabii ki bir baba olarak Hazreti Ali'yi küçüklüğünün de onun şefkatiyle büyümüş olan babasını emirül müminin olunca da hiç yanından ayrılmıyor. Malum Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şefaatinden sonra Medineliler Hazreti Ali'ye biat ediyorlar. Yani onun halife olması konusunda hemfikir olarak ona teklifte bulunuyorlar ve o teklife, o ısrarlara binaen Hazreti Ali efendim halifeliği kabul ediyor, halife oluyor. Medine'deki biatla birlikte halife oluyor ama o dönem bildiğiniz gibi fitnenin zirve yaptığı bir dönem. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edilmiş. Müslümanlar arasında tefrikalar çıkmaya başlamış. Hani Peygamberimizin o hayatında söylemiş olduğu hayrul karni karni haze, yani ben en hayırlı dönem benim dönemim. Ondan sonra sümmellezine yelûnehum sümmellezine yelûnehum 3 defa söylüyor. Dördüncü de artık o Hulefe-i Raşidini kapsayan bir şey. Hazreti Ali'den sonra artık krallıklar için birbiriyle can hıraş ölesiye mücadele edecek dönem başlayacak diyor. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh'ın vefatıyla birlikte de bunu görüyoruz. Hazreti Ali'nin halifeliği döneminde malum ondan Hazreti Osman'ı şehit eden o güruh aynı zamanda Hazreti Ali'yi bir şartla diyorlar. Sen Hazreti Osman'ın katilini tespit edip cezasını vermeden bu işi yerine getiremezsin. Yani o şartta seni halifeliğini kabul ederiz diyen bir grup da var. Bakıyor ki onlara diyor ki öncelikle Medine'de bir sükunete erelim, ondan sonra bunu yapalım diyor. Ama sükuneti bulamayınca bildiğiniz gibi Hazreti Ali başkenti Kufe'ye taşıyor. Tabii Kufe'ye taşınca çeşitli olaylar oluyor. Bu olaylara sohbetimizin konusu değil, sadece isimlerini vererek. Malum Cemel olayı, Sıffin olayı efendim oluyor ve Hazreti Muaviye ile olan mücadele süreci başlıyor. Hazreti Muaviye kabul etmiyor. En sonunda Hazreti Ali radıyallahu anhu havariçlerden olduğu söylenen ya da işte ne bileyim Şia dediğimiz Şiilerden olduğu söylenen Abdurrahman bin Mülcem tarafından efendim zehirli bir hançerle zehirlenerek ölümüne şehit olmasına sebep olunuyor. 600 Hicret'in 40. yılında Hazreti Ali Ramazan ayında 17 Ramazan ayında zehirleniyor ve 3 gün sonra da 2 ya da 3 gün sonra da şehit olarak bu dünyadan ayrılıyor. Tabii ki o Hazreti Ali'nin
vefatıyla oluşan boşluğa sahabenin, o dönemde yaşayan tabi'in Müslümanlarının da sonradan gelen İslam devletine gelip Müslüman olan insanlar da Peygamberimizin torunu olması itibariyle halifeliğin Hazreti Hasan'ın hakkı olduğu, o bu işe de en layıkın o olduğu konusunda hemfikir oluyorlar ve Hazreti Hasan'a biat ediliyor. Hazreti Ali'ye biat etmeyen Muaviye, Hazreti Muaviye, Hazreti Hasan'a da biat etmiyor. Bilakis savaşmayı göze alıyor. Burada bir şeyi aktaracağım. O çocukluğunda aktarmam gereken bir şey vardı. Bir gün Peygamberimiz Hazreti Hasan'ı severken şöyle seviyor. Bu diyor, Seyyidü Ehlül Cenne. Cennet ehlinin, gençlerinin efendisidir. Hasan, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin içinde bu şeyi kullanıyor. Reyhanete el cenne. Cennetin reyhaneleridir. Cennet gençlerinin efendileridir. Ama özellikle Hazreti Hasan için bu söylediği, bu seyyittir efendim ifadesini kullanarak diyor ki, bunun eliyle bir gün gelecek ki iki Müslüman grup arasındaki savaşın efendim anlaşmazlığın önlenmesi bunun eliyle gerçekleşecektir diyor. Peygamberimizin vermiş olduğu haber, Hazreti Hasan babasının vefatından sonra Hicri 40 yılın Ramazan ayında, 21 Ramazan, halife olarak biat ediliyor. Ümmetin halifesi oluyor. Ama çok sürmeden Hazreti Muaviye'nin savaşma yani halifeliği kendisine verilmesi hususunda savaşacağını ilan etmesiyle birlikte bir 10 aylık süreçten sonra Hazreti Hasan kan dökülmesini önlemek için, Peygamberimiz de müjdesinin tahakkuku için sanki Hazreti Muaviye'ye belli şartlarda hilafeti, halifeliği teslim ediyor. Yani halifelikten feragat ediyor. Yani bu kolay kolay yapılacak bir hadise değil ama Peygamberimizin müjdesiyle iki Müslüman grup arasındaki en azından kavganın, savaşın önlenmesine sebep oluyor. Radiyallahu anhu ardahu. Hazreti Hasan'ın da radiyallahu anhu efendim onunla ilgili bir takım uydurma şeyler var, rivayetler var. Efendim çok evlenmiş, bu evliliklerinden şu kadar şey olmuş. Hatta evliliklerinin sayısını 50, 60, 70, 80, 100'e kadar abartanlar var. Haşa, Hazreti Hasan bunlardan uzaktır. Birkaç evlilik yaptığı bilinir. Bunlardan da yaklaşık 12-13 tane çocuklarının olduğu bilinir. Bunların da Hasan bin Hasan, yani oğlu Hasan ve diğer bir oğlundan, işte Ehl-i Beyt dediğimiz, seyyidler dediğimiz neslinin bu vesileyle, tabii ki Peygamberimizin amcasının neslinden de gelenler seyyittir bizim için, Ehl-i Beyt'tir. Onlardan günümüze kadar İslam toplumunda efendim seyyidler, şeriflerin olduğunu biliriz. Ama abartılan kadar da olmadığını bilmemiz gerekir. Bunu suistimal ederek insanlara baskı aracı ya da aracı, üstünlük aracı kullananlardan Allah bizleri muhafaza buyursun. Evet, Hazreti Hasan radiyallahu anhu ve ardahu, hayatından alacağımız dersler: bir, çok güzel ahlakla yetişmiş, Peygamberimizin ahlakıyla yetişmiş, Peygamberimizin efendim terbiyesiyle yetişmiş ve sahabenin ilgisiyle yetişmiş. Dolayısıyla Müslüman bir gencin olması gereken en güzel davranışları, en güzel halleri
onlarda Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'de görüyoruz değerli izleyicilerimiz. Rabbim bizleri onların yolundan ayırmasın. Onların sevgisiyle yaşamayı, onların sevgisini, muhabbetini evlatlarımıza, torunlarımıza yansıtabilmeyi nasip eylesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olasınız. Hazreti Hasan radıyallahu anhu kısaca ilgilerinize aktarmış olduk. Allah'a emanet olasınız.